futbolu hatırlatan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türk futbolunun seyrini değiştiren adam Joep Derwall'dan bahsedeceğiz. Öyle biri ki Derwall, o dönem gelen yabancılar gibi üstünün tavırlarından soyutlanmış, tamamıyla sıcak bir kişilikteydi. Bu güzel sürecin belki de en başta süreklilik kazanma sebebi böyle bir karakterli kişilik olmasıydı. 10 Mart 1927 doğumlu olan Derwall, Türkiye macerasından önce Batı Almanya teknik direktörü olarak Fransa'da düzenlenen 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı. Burada favori gösterilen bir takım olmasına rağmen ilk turda elenmesi onu istifaya sürüklemişti. Ve bu süreçten sonra yeni bir sayfa açmak istedi Derwall. Ve 1984 yılında Bundesliga takımlarından gelen pek çok bir teklifi şaşırtıcı biçimde reddederek Galatasaray'ın teknik direktörü oldu. Burada tabi biraz da pay Galatasaraylı yöneticilerin sırayıydı. Derwall yine o dönemin parasıyla 1 milyon lira maaş, artı araba ve artı Ayaspaşa semtinde bir ev karşılığında Galatasaray'a imza atacaktı. Derwall'in yardımcılığını ise Mustafa Denizli getirilmişti. Tabi Derwall ilk geldiği zaman toprak olan sahanın çim olması ve o dönemde olmayan kondisyon tesisinin yapılması öncelikleri arasındaydı. Toprak zeminde oyuncular yerden kayarak müdahale yapamıyor ve bu da oyunda alınması gereken risklerden eksik mücadele etmesine neden oluyordu. Tabi Galatasaray'ın Derwall'i ikna etmesi için öncelikle bu iki sorunu aşması gerekiyordu. Döneminde ekonomik değerleri göz önüne alınca önce küçük bir çim saha, ardından diğer eksiklerin tamamlanması için Derwall'e bir söz verildi. İlk antrenman. Sezon başlıyordu ve Derwall takımla tanışmak için o gün Flora tesislerine adım atıyordu. Gördüğü manzara ile de şok oluyor. Çünkü acı gerçekle yüzleşiyordu. Vaat edilen çim saha, taş, toprak ve çamur birikintileri içinde öylece duruyordu. Kendisini kandırılmış ve yapayalnız hissetmişti. Almanya'da kendisine sunulan imkanlardan sonra böylesine bir durumla yüzleşmek zorunda kalmak hiç içine sinmese de kendisine bir söz vermişti. Bu takımı başarıya taşıyacaktı. Futbolcuların ne yapması gerektiğini el kol işaretleriyle anlatmaya çalışıyordu. İletişimi de o dönemin oyuncusu olan Fuat Terim yardımıyla İngilizce olarak kurmaya çalışıyordu. Derwall o dönem medyaya verdiği bir röportajda bundan kötü bir başlangıcı ancak Alaska'da yapabilirdim diyor ve yaşadığı zorlukların altını çiziyordu. İlk sezon ligde hüsranla başlayacaktı tabii ki de. 1984-1985 sezonunda lig pek istediği gibi gitmeyen Derwall ilk sezonu 5.likle tamamladı. Bu dönemde eleştirilere karşı sadece insanların sabırlı olmasını isterken büyük maçları ve özellikle de kupaların adamı olan Derwall o sezon kupa mücadelesinde bambaşka heyecanlara sahne olacaktı. Lige göre çok daha olumlu bir oyun oynayan Derwall'ın takımı o sezon Türkiye Kupası'nı müzesine getirecekti. İkinci sezon oturtulmaya çalışan sistem. Derwall artık Türkiye'yi ve bu ülkedeki futbol koçlarını öğrenmişti. Neyi nasıl yapacağını ve nereden başlayacağını iyi biliyordu. Verim alamayacağı oyuncular gönderilecek, onların yerine düşündüklerini sahaya yansıtan isimler gelecekti. Bunun için de futbol kariyerine Almanya'da başlamış Avrupalı Türkleri el attı. Bu yaklaşım tahmin edildiği gibi bekleneni verecekti. Bir önceki sezon kadroya dahil olan Erdal Keser'in yanı sıra 1985-1986 sezonunda Erhan Önal, İlyas Tüfekçi gibi isimler de Galatasaray'a gelmişti. Ayrıca Cevat Brekazi gibi usta bir ayakla takıma dahil edilmişti. Kadroya alınan Almancılarla başlayan dönüşüm, bir yıldır Derwall'ın elinin altındaki yerli oyuncuların da yavaş yavaş Derwall'ın mantetisini benimsemesiyle meyvelerini vermeye başlayacaktı. 1985-1986 sezonunda Galatasaray, ligde kolay kolay kimsenin bileğini bükemediği bir rakip haline gelmişti. Aynı sezon Avrupa Kupalarında da gelecek yıllardaki büyük başarıların ilk sinyali verilmişti. Galatasaray ilk turda Polonya'nın Lodz takımını elemiş, ikinci turda ise o yıllarda Feldkamp'ı çalıştırdı, Urdingen'e çok iyi mücadele etmesine rağmen elenmişti. Ligin ilerleyen haftalarında Beşiktaş ile amansız bir yarışa giren Galatasaray, bitime 4 hafta kala Beşiktaş'ta oynadığı o çok kritik maçı 1-1 berabere bitirince kaderine razı olmak zorunda kalmıştı. Sezon sonunda Galatasaray, namağlup bitirerek tarihe geçtiği bir sezonda aynı zamanda gol avarajıyla ikinci olmuştu. Bu arada Derwall'e yönelik olarak Galatasaray camiası ve kamuoyunda güven ilk geldiği günlere göre bir hayli yükselmişti. Geride kalan 2 yıl boyunca belki takım şampiyon olamamıştı ama oynanan futbol daha önce Türkiye'de oynanmış bir futbola benzemiyordu. Değişim artık çok açık biçimde görülebiliyordu. Defans oyuncularının hücuma katkı yapması, orta sahada yoğun pres, kanatlarda yapılan hızlı bindirmeler ve kaleye atılan şut oranındaki yükseklik bu anlayışın sahaya yansıyan özelliklerinden birkaçıydı sadece. Üstelik Galatasaraylılar futbolun en temel özelliklerini de öğrenmiş ve sahada uygulamaya başlamışlardı. Örneğin rakip faul yaptığında ondan nasıl korunacağı ya da yere düşerken nasıl pozisyon alacağı, korner atışlarında ceza alanını nasıl paylaşacakları gibi standart konulardaki problemleri de geride bırakmışlardı. Ama daha önemlisi oyunculara bu konuda bir özgüven gelmişti. Futbol denilen bu oyunu artık onlar da Avrupa'daki meslektaşları gibi oynayabileceklerinin bilincindeydiler.
Sadece birilerinin bu gerçeği onlara göstermesi ve eksiklerini gidermesi gerekmişti. Bu isim de Derval olmuştu. 3. sezon. O sene bu sene. Derval'in 3. sezonunda tabii ki de beklendi şampiyonluktu. Geçen 2 yılda hücum futbolu olarak adlandıran futbol anlayışı takıma yerleşmiş. Galatasaray ligde oyunuyla farklı olduğunu hissettirmişti. Bu sezon adına zaman zaman puan kayıpları yaşansa da zirve yaşında her zaman Galatasaray vardı. Kırılma anlarının başladığı haftalardan olan sondan 4. hafta Galatasaray Rize deplasmanına 2-0 mağlup bir şekilde dönünce ümitler azalmış ve Beşiktaş'ın da Fenerbahçe karşısında aldığı 4-0'lık net galibiyet Beşiktaş tarafında artık şampi dedirtmişti. Galatasaray yönetimi her zamanki gibi hocasına sahip çıkmıştı ama taraftar bu süreçte aynı tavrı sergileyemedi. Daha doğrusu Derval'in açıklamalarından sonra taraftar iyice sinirlendi. Napoli 61 yıl şampiyon olamadı, Galatasaray 14 yıl olamamış, çok mu? Evet, tam olarak bunu diyordu Derval. Aslında bir yan haklı ama burası Türkiye. Sabır denen şey varla yok arasında kalmış bir durum. Öfkeli taraftar Florya'ya gelerek antrenmana basacak, hatta kimileri hesap sormak adına Derval'i tartaklayacaklardı. Başta kaptan Cüneyt olmak üzere araya giren futbolcular taraftarları yetiştirmeye çalışsa da artık ok bir kez yaydan çıkmıştı. Bu gelişme üzerine Derval gidiyorum diyecekti. 3 yıldır büyük imkansızlıklar ve zorluklar içinde uğraşmasına rağmen sadece şampiyon olamadı diye yaptığı diğer önemli işlerin takdir edilememesine kızan Derval, Türkiye'den ayrılma kararı aldığını açıklıyordu. Ama tabii ayrılmadı, yönetim araya girdi ve ikna etti. İyi ki de ikna etmişler tabii ki de. Kalan haftalarda üst üste 2 maç kaybı yaşayan Beşiktaş zirveyi Galatasaray'a bıraktı. Galatasaray'ın önünde sadece bir maçı kazanmak kaldı. Son maçta Eskişehir maçıydı. Galatasaray bu maçta 2-1 yenerek 14 yıllık hasreti sona erdirdi. Maçtan sonra tabii Galatasaraylılar 14 yıllık hasretin sona ermesiyle çok büyük bir mutluluk yaşadı. Derval de bu anlarda çocuklar gibi sevinmekten kendisini alamadı. Kazanılan bu şampiyonluğun kariyerindeki Avrupa şampiyonluğundan bile önemli olduğunu söylemişti o zamanlar Derval. Maçtan sonra adeta mutluluktan uçacaktı yani. Bu şampiyonluktan sonra yaşanan tatsız olaylar da tabii ki de akıldan uçup gitti. Çok zor geçen ama her anlamda gözle görünür bir gelişmenin yaşandığı 3 yıl sonunda gelen şampiyonluk Derval'in de bazı kararlar alması için bir fırsat olmuştu. O yıllarda henüz kendisini çok fazla hissettirmese de ufak çaplı sağlık sorunları başlamıştı Derval'in. Üstelik İstanbul'da geçen çok gerilimli 3 yıl Derval'in farkında olmasa da çok yıpratmıştı. Şimdi bazı kararlarını almanın tam zamanıydı. Ve Galatasaray takımı yani 3 yılda istediği seviyeye gelmişti. Üstelik artık 14 yıllık şampiyonluk hasreti de bitmişti. Bundan sonrasını yanında yetişen Mustafa Denizli götürülebilirdi yani. Kendisi de 3 yıl boyunca oluşturduğu bu düzenin daha üst konumdan gözlemcisi olarak arka plana çekilebilirdi. Nitekim öyle olacaktı. Derval teknik direktörlük görevini Denizli'ye bırakacak ve danışman sıfatıyla yeni bir görev üstlenecekti. Yeni sezon bir şampiyonluk daha geliyor. Derval'in danışman olarak görev yaptığı bu sezonda teknik direktör olarak kulübü de oturan adam Mustafa Denizli olmuştu. O sezon genel prensiplerin Derval'in belirlediği bir ortamda Mustafa Denizli'nin teknik patronluğunda yürütülmüştü. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse bu sezon Derval Denizli ortak çalışmasına geçilmişti. Galatasaray 1987-1988 sezonuna şampiyonluk gerilimini üzerinden atmış olarak başlayacaktı. Bu arada kadro dönemin ünlü oyuncusu Tanju Çolak ile takviye edilmişti. Geride kalan 3 yılda büyük emekler ve sıkıntılarla kurulan takım artık her haliyle oturmuş bir kadroya dönüşmüştü. O yüzden de mevcut kadronun şampiyonluğa ulaşması hiç zor olmayacaktı. Üstelik o sezon Tanju Çolak, Metin Oktay'ın kırılmaz denilen rekorunu kırarak gol kralı olacaktı. Beraberinde Avrupa gol krallığını da kazanacaktı. Avrupa'nın aslanı geliyor. Galatasaray bir önceki sezonda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan takım olan PSV'yi yenen tek takım olarak tarihe geçmiş ve sonraki yıllar için işaret fişeğini yakmıştı. Ancak 1987-1988 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda elde edilen başarı çok büyük olacaktı. Büyük çoğunluk ilk anda bu başarı nasıl geldiğini anlayamayacaktı. Kimileri işi şansa bağlarken kimileri de o günkü kadronun üstün performansıyla ya da sadece inançla bu işi açıklamaya çalışmıştı. O sezon yarı finale kadar ulaşan Galatasaray artık seviye atladığını açık açık belli etmişti. İlk geldiği günden ayrıldığı ana kadar bakacak olursak Derval'in gelişi Türk futbolunun Avrupa'ya açılan kapısının anahtarı olmuştu. Galatasaray'daki çalışmaları Türk futbolunun geleceğinin değişmesine yardımcı olmakla beraber Derval'in İstanbul'da bulunması Türk futboluna modern Avrupa antrenman teknikleri ve taktik fikirleri kazandırmıştı. İlk defa futbolcular antrenmanlarda maçlardan daha çok yorulur olmuşlar. Gene o dönemde pres, koşmak gibi Türk futboluna daha girmemiş kelimeleri Galatasaray futbolcularına öğretmiş, imkanlar dahilinde Galatasaray total futbol oynamaya başlamıştı. Ayrılıkları pek beceremeyiz bilirsiniz.
1988 yılının Haziran ayında Derval gelişinin aksine sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı. Gazeteler Derval'in ayrılışını sayfalarının bir köşesinde vermekle yetindiler. 1991 yılına kadar Futbol Federasyonu için antrenörlük seminerlerinde hocalık yapan Derval bu tarihten itibaren sağlık nedenleriyle kesin olarak köşesine çekilecekti. Ve Derval'i kaybettik. Yup Derval geçirdiği kısa süreli ağır bir hastalıktan sonra 26 Haziran 2007'de 80 yaşında hayata gözlerini yumdu ve 2 Temmuz günü yapılan cenaze töreni ardından yakılarak dünyaya veda etti. Cenaze törenine Galatasaray tarafından Türkiye'den uçak kaldırıldı. Türkiye'nin önde gelen teknik direktörlerinden olan Fatih Terim ve Mustafa Denizli, Derval'in Türkiye'de bulunduğu süre içinde ondan eğitim almışlardı. Yani bir bakıma Derval, 2000 yılında alınan UEFA Kupası'nın ve 4 yıl üstte gelen şampiyonlukların zeminini hazırlayan başyapıttı diyebiliriz. Bunun gibi içeriklerin devamı için desteğinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olarak desteğinizi gösterirseniz sevinirim. Esen kalın.